bizim mevzuatımıza elektronik sistem, elektronik beyanname ilk önce vergi dairesi müdürü seminerindeyken dediler ki vergi daireleri otomasyona geçecek. Çapa'ya atandık. İlk vergi dairesi benim dairem oldu. Ben dedim herhalde gördüğüm yetmez ama hemen ben başladım. Biz eskiden bir beyanname verdiğimizde tahakkukunu elde yazardık. O tahakkuk rakamlarını alt alta muhasebeleri toplardık, tahsilatları ve vergi dairesindeki memurlar o şeyi hesabı tutturmadan da bilet ödemezler. Ama bugün geldiğimiz nokta gerçekten bakıyorum. İlk önce bize 2004 yılında elektronik imza kanunu çıkmış. Yani elektronik sistemde işlem yapabilmek için bunun olması gerekiyordu. Elektronik ortamda düzenlenici biletler oraya çıkmış. Elektronik faturaya kayıt sistemi çıkmış. Büyük firmalar yapmıyor bunlar daha önce 2008 yılında. 2010 yılında e-fatura, işte 6102 sayılı kanunlar, gerçekten yeni Türk ticaret kanununda bu elektronik ortam bayağı kavrandı. Elektronik defter vesaire, ben şimdi bunlara fazla vakit geçirmek istiyorum. Demek ki bizim zaten her şeyi elektronik ortamın içerisine almış. E-defterde de size çok hak veriyorum. E-defterin, e-faturanın düzenlenmesi, bunların bakanlığa gönderilmesi vesaire size gerçekten ek bir iş yükü getiriyor. Ama bunlar olduğu sürece inanın ki kayıt dışılık daha önlenmiş olacak. Yine demin Sayın Başkan'a anlattım. Ya bana denetimini yaptığım bir firma defter biz kartolarımızı yemin madmuşamda 30 Haziran'a kadar veriyoruz. Vermeden önce de mutlaka defterlerini yazdırıyoruz. Yazdırmadığın sırasında da kapanış kayıtlarını alıyoruz. Ben bir müşterimle kapanış kayıtı almışım, noteri imzalı. Dosyama koymuşum. İki sene sonra yetkili müfettişi şey istiyor. Müşterimiz defterlerini istiyor. Bir bakıyoruz ki defterler yazılmamış. Şimdi burada yeminli müşavir kusuru tabii en başta. Yeminli müşavir ve mali müşavir kusuru. Dolayısıyla bu elektronik defteri e-faturanın uygulamaya geçmesi çok önemli. Biz meslektaşlarda dağıtmasınca bir şey. Evet, şimdi de galiba uzattım ben farkında değilim. Sıkmışsan da özür dilerim. O zaman biraz daha zorlayalım. Devam edelim, buralara geçelim. Şimdi istisnalar. Evet, istisnalarda bu taşınmazlarla ilgili. Biliyorsunuz işletmeler aktifine kayıtlı gayrimenkuller ve iştirak hisseleri 2 yıl geçtikten sonra satışı sırasında bunlardan elde edilen kazancın %75'i kurumlar vergisinde istisna. Şimdi burada arkadaşlar önemli olan konu satışı yapılan bu iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarına geçerken biliyorsunuz bu istisna olan tutarın da bir fon hesabında gösterilmesi burası çok önemli. Yani özellikle mali müşavirlere ya arkadaş bunu sattınız tamam olan dışı gelirlere aldınız. Daha sonra da bunu bilançonun pasifinde göstermeniz, bir fonda göstermeniz gerekiyor. Bu fonda işte 30 gün önünde gösterse bir hesap karışıklığı oluyor. Ondan sonra birçok mali müşavir arkadaşımız bu konuyu kavrayamıyor. Özellikle yıl geçtikten sonra fona alma işlemleri oluyor. Oysa ki bütün işlemler 30.12'de tamamlanması gerekir. O tarihte bu fonunda, fona çünkü mali tabloyu görecek kişiler ona göre değerlendirme yapacaktır. Ben bunu bir hatırlatmak istiyorum. İşler hisseleriyle ilgili aynı. Evet, bir de yurt dışı şube kazançları. Şimdi yurt dışı şube kazançlarının kayıtlara alınması sırasında
Tabii biz yurt dışındaki firmanın şubesinde geliri gideri nedir bilmiyoruz yani. Bir de yurt dışında yaptığı faaliyetle ilgili şeylerin para transferinin mutlaka yurt içine gelmiş olmasını ispat etmesi gerekiyor. Burada da özellikle arz edilen en önemli konu paranın ülkemize gelip gelmedi. İki, eğer var ise o ülkedeki şeyde konsolosluktan şeyin bilançosunu onaylanmış olması gerekiyor. Yani yurt içindeki istisnadan faydalanabilmesi için. Evet, devam edelim. Evet, bir de bu eğitim tesislerine ilgili belki hiçbirimizin dikkatini çekmemiştir ama geçen gün bir arkadaş aradı. Dedi ki, ya biz okul yaptırdık. Okulun yapımında 3 yıl, 4 yıl sürdü. 3 yılda şeydi, zarar etti. Sonra öğrendik ki bizim bu okul yapımından dolayı bir belli istisnalar avantajımız vardır. Bunu kullanmak istiyorum. Şimdi buna dikkat edilmesi gereken, eğer istisnadan faydalanılacaksa daha o okulu açmaya başladığı, ruhsat aldığı sırada bakanlığa müracaat edip bu istisnadan faydalanacağına ilişkin yazıyı alması gerekiyor. Bu konuyu hatırlamamız gerekiyor. Türlü istisnası ne? Biz biliyorsunuz. Yabancı fon işleticiler. Zaten hep diyoruz ya yani. Yabancı fonlar Türkiye'ye geliyor, herhangi bir vergi ödemeden çekip gidiyorlar. Yani iki yıl kalıyorlar. İşte bu da onlar niye istisna olduğuna ilişkin kurumlar vergisinde bir madde. Tekrar mesela yabancılar sınav mülkiyet hakkı, yani bir yazılım programı getiriyor, Türkiye'de bunlardan faydalanıyor, marka haline getiriyor o sınav şeyi. Bunlar da elde edilen kazançlar da kurumlar vergisinde istisna. Yatırım indirimi. Şimdi yatırım indirimi ile ilgili biraz burada yatırım indirimi zaten 2 saat, 3 saatlik bir sunum konusu. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Sosyal güvenlik teşvik olayları var. Belir vergisi teşvik olayı var. Bir kurumlar vergisi teşvik olayı var. Bunların çok ayrı ayrı hesaplanması gerekiyor. Özet olarak söyleyeceğim bu kadar. Şimdi bir de işte şeyde biliyorsunuz kurumlar vergisi kanunda daha önce vardı ama 5520 sayılı kanunda da vergi güvenlik müessesesi olarak örtülü sermaye ve transfer fiyatlama yoluyla kazanç dağıtımına ilişkin kurumlar vergisinde yeni ürünler getirildi. Şimdi burada benim aldığım bilgilere göre biliyorsunuz ki gelir idaresinde vergi denetim birimlerde yeniden yapılan bu yapılanma içerisinde vergi idaresinin denetim kurulu oluşturuldu ve vergi müfettişlerinde ben 200-300'e yakın vergi müfettişi özellikle transfer fiyatlaması ve örtülü sermaye ile ilgili denetimler başlayacak. Bu konuyu bilginize sunar dedim. Onun için buraya aldım. Devam edelim. Geçmiş yıl zararı. Burada en çok sıkıntı çekilen konu da bilançoya bakıyoruz. Geçmiş yıl zararı 1000 lira ama indirimlik yapabileceği 400 lira. Bu nereden kaynaklanıyor? Biliyorsunuz kanunu kabul edilmeye giderleri dolayısıyla biz beyanname üzerindeki geçmiş yıl zararlarını ancak indirimini yapabiliyoruz. Önceki dönemde beyan edilmişse bu konuya dikkat etmemizi çekmek istedim. Yoksa yani bazen arkadaşlara bakıyorum, geçmiş yıl zararı bilançoda gözüküyor bu kadar. Yani sanmıyor bu kadar zararımız var, biz bu sene bunu indireceğiz, patronu da yanıtıyor. O kadar indirim hakkı olmadığını, bunlara dikkat etmemizi gerekiyor. Yurt dışı faaliyetlerden doğan zararları da ancak istisna kazanç değilse yurt dışındaki zararları mahsup edebiliyoruz. Evet. Arge indirimlerini indirim konusu yapabilmemiz için arge ile ilgili masrafları mutlaka burada da 20 numara müşavir raporu gerektiğini bilmeniz yeterli. Sponsorluk şeylerinde, hizmetlerinde
amatör kulüplere yapılan sponsorlukta %100 diye profesyonel kulüplere yapılan %50 indirim var. Şu arkadaşımız bu konuyu bir patron bir takım sponsorluklar yapıyor. Ben geçenlerde bir firmaya dedi ki ışıklandırmasını, stadın ışıklandırmasını biz yaptık dedi. Kayıtlarına baktım, hiçbir kayıt yok yani. Almış faturayı, geçmiş faturayı. Dolayısıyla bunlara dikkat edilmesi gerekti. Bağış yardımlar çok uzun bir konu. Zaten bu konuyu biliyorsunuz ama bağış yardımlarda da özellikle aynı bağış ve yardımlarda mutlaka mülki amirin, yani hangi kamu kuruluşuna bağış yapıyorsa oradaki yetkilinin imzasının alınması ve o kuruma demirbaş kaydı yaptırıldığına ilişkin o kaydın da alınması gerekiyor. Doğal afetler zaten bu Kızılay'la ilgili daha önce Kızılay'a yeni çıktı burada. Kızılay'a yapılan bağışlar yapamıyor. İndirme konusu yapamıyor. Kızılay'a yapılan bağışlarda aynı ve nakit bağışlarda indirme konusu yapılabiliyor. Bunlar böyle yabancı fonlarla ilgili. Ha, bir de sermaye aktarımında indirim. Şimdi bu sene özellikle sermaye aktarımıyla ilgili indirim çıktı. Müşterilerimiz sanıyor ki bize devlet at ile deve var. Yok öyle bir şey. Zaten sen sermayeni 1 milyon lira arttırıyorsun. Yani burada diyor ki 1 milyon lira ortak para getirirse 1 milyon liranın 10 yıl içindeki faizini %50'sini kurumlar vergisinden indirir. Esasında parayı kim getirdi? Ortak getirdi. Kurumla bir alakası var mı? Yok. Ama ortak sen getirdin ya, bunu diyor, faizini indirebilirsin. Ama benim gözlemlerimde bu da bir şey. Esasında ortak bir şeyden, şirketten parayı alıyor. Bir farklı yöntemle. Ondan sonra bakıyorsunuz ki tekrar şirkete getiriyor. Tekrar benim indirimden faydalanıyor. Bunlara dikkat edin. İndirimli kurumlar vergisi. İndirimli kurumlar vergisi de illere göre değişiyor, sektörlere göre değişiyor, yapılan büyük yatırımlara göre değişiyor. Bu da çok büyük miktarlar sanılıyor. Örneğin bir fabrika bilansı yapıyorsunuz.